Venezuela Devlet Başkanı Hugo Chavez'in hayatını kaybetmesi durumunda ülkeyi nasıl bir gelecek bekliyor? Bu soruyu 2008 ila 2011 yılları arasında Fransa Haber Ajansı'nın temsilcisi olarak Venezuela'da görev alan gazeteci Beatriz Lecumberi'ye sorduk. Chavez'in hastalığı öncelikle kendisini, partisindeki ve hükümetteki ona yakın isimleri çok şaşırttı. Bu Chavez dahil kimsenin aklına bile gelmemişti. Hepsi olası senaryoları önceden belirlemiş, fakat hastalık ve vefat gibi tahmin edilmesi imkansız bir olasılığı es geçmişler, çok zor kabullenmişlerdi. Chavez 2021'e kadar yönetimde kalacağım demişti. Ama bir anda önüne bir engel çıkıverdi. Onu siyasetten uzaklaştırabilecek bu durumu kontrol de edemiyordu. Venezuela toplumunun Chavez'siz bir ülkeye alışması zaman alacak. Bu hem onun yanındakiler hem de ona karşı olanlar için geçerli. O özel bir başkandı. Böylesine bir kişiliğin karşısında kayıtsız kalmak mümkün değildi. Ya çok seviyordunuz ya da derinden nefret ediyordunuz. Chavizm kesinlikle Chavez demek. Bu karizmayı sürdürebilmek, her şeyi kontrol altında tutmak çok özel ve sadece ona yoğunlaşmış özel bir politikayı yürütmek çok zordur. Ama bence Bolivar devrimini Chavez'siz de korumak mümkün. Ama Chavez'siz bir Chavizm çok farklı bir şey olacaktır. Geçiş sürecindeki şüpheleri silmek için Chavez Küba'ya gittiğinde halifimin Nicolas Maduro olmasını istiyorum dedi. Bu bence mantıklı bir karar. Çünkü parti içinde Maduro Chavez'e en fazla benzeyen isim. Parece a los venezolanos.